kesimlerden bir tanesi de tabii ki kasaplar. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın da şu anda Ankara stüdyomuzda, programımızda. Hoş geldiniz Sayın Yalçın da. Geldiniz Sayın Yalçın da. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Yalçın da bu tebliğe neden gerek duyulduğunu ben size sormak istiyorum. Sizin yaptığınız, verdiğiniz bir demeçte, röportajda sanayiciye dem vuruyorsunuz. %50 kapasitesinin düştüğünü dile getiriyorsunuz. Sırf bu sebepten dolayı mı bu tebliğ gündeme geldi? Tarım Bakanlığı böyle bir tebliğ hazırladı, Başbakanlığa sundu. Bu konuyu biraz açar mısınız? Açar mısınız? Sizce tek sebebi bu mu? Şimdi konuya baştan başlamak lazım. 5.996 sayılı gıda yasası yürürlüğe girdikten sonra da bununla ilgili tebliğler yayınlanmaya başladı. Bu tebliğlerden bir tanesi de et ve et ürünleri tebliğiydi. Yani şu anda yürürlükte olan tebliğ. Bu tebliği de işletmeler iki bölümde değerlendiriliyor. Bir tanesi onaylı işletmeler, bir tanesi kayıtlı işletmeler. Onaylı işletmeler de kendi arasında iki bölümde değerlendiriliyor. Bir tanesi et üretim tesisleri yani mezbahalar, bir tanesi et işleme tesisleri. Bizim bölümümüze geldiğimiz noktada da kayıtlı işletmelerde müşterisine aldığı ürünleri satan ve bu satıştan elde edebildiği ölçüde de geçimini sağlayan işletmeler. Yürürlüğe girdiği andan itibaren de bir takım ürünlerin yapılmasına izin verildi. Bizce de doğru bir uygulamaydı bu. Nedir bunlar? Et karışımları hazırlayabilir işletmeler. Bundan yola çıkarak da tabii biz de memnun olduk. Daha önce bakanlıkla yaptığımız görüşmelerde Sayın Bakan'ın işte ürün çeşitliliğimizin artırılması konusunda köfte yapabileceğimizi, ufak tefek imalatlarda bulunup vitrinlerimizi zenginleştirip ayakta durmamıza yardımcı olabileceğimizi ifade etmişlerdi. Biz de bu tebliğ böyle yayınlanınca çok sevindik. Tabii ki yani ürün çeşitliliğimiz artıyor ve en azından işletmemize de şahsımıza da tabii ki tüketicilere de bir fayda sağlayacağımızı düşündük. Çünkü gelinen noktada öyle bir haldeydi ki sucuk adı altında neler yedirildiğini millete basından hep birlikte izledik. Köfte adı altında neler yedirildiğini hep birlikte izledik tabii. Daha sonra devam eden tebliğlerle bunlar bir düzene sokuldu. Sucuk yapımında kanatlıdan elde edilen MDM denilen ürünün kullanılamayacağı ifade edildi. Kanatlı etiyle kırmızı etin birleştirilerek sucuk benzeri adı altında bir takım ürünlerin yapılamayacağı ortaya çıktı yeni tebliğlerle. İşte köfteye soya katılamayacağı ilan edildi tebliğlerle. Bunlar halk adına hep mutluluk verici şeyler. Yani bir ölçüde biz bu işi yapmaya başladığımız zaman piyasada kendine bir çeki düzen verme durumuna geldi. Müşterinin tercihi de esnaftan yana oldu açıkçası. Onların da üstünde bir rağbet gördü işletmelerimiz. Şöyle ki bir kasabın ya da bir et satan işletmenin müşterisini iki defa memnun etmeme lüksü yok. Biz müşterimizin beğenisine uygun etleri alır satarız ve bunlardan ürettiğimiz ürünleri satarız müşterimize. Bu müşteri talebiyle yapılabilen bir şey. Yani ne diye yasaklama getiriliyor? Biz de buna bir anlam veremiyoruz tabii ki. Talep edilen şeyi yapmayacağım da ben neyi yapacağım yani? İşimi nasıl devam ettirebileceğim? Nasıl ayakta duracağım? Yani bir gerekçe var mı? Oturduk, düşündük, bir inceledik, baktık. Sanayicinin yaptığı üretim neredeyse yarı yarıya düşmüş. Konu anlaşıldı. Yani demek ki birilerinin menfaatine dokunduğu noktada olayların şekli değişebiliyor. Buna da tabii ki itiraz edeceğiz. Yani burada belirleyici olan müşteridir. Bize bir talep olmasa biz bunu yapmayız. Talep edilen şeyi de ben yapmıyorum demek hangi akla sığar onu da bilemiyorum. Yani durum bu. Biz de bu konuya itiraz ettik tabii ki.
diyorsunuz haklı bir şekilde. Şunu da ben düşünüyorum açıkçası. Biraz önce bahsettiğiniz işte 5996 gıda yasası ve tebliğler. Bu tebliğler ya yani yıllardır kasaplar zaten değil mi? Mahallemizin, semtimizin kasapları komşumuzdur, arkadaşımızdır, ağabeyimizdir. Onlar zaten hep sucuk kararlar. Ne bileyim pastırma kuruturlar ya da köfte yoğururlar. Onların tezgahlarında hep vardır. Hatta vazgeçilmez bazı lezzetlerdir. Özel günlerde özellikle tercih edilen ürünlerdir bunlar. Şunu sormak istiyorum. Bu ürünlere talep ne düzeyde? Vatandaşın özellikle tavuk örneğin kanatlardan bahsediyoruz ki yeni düzenlemeyle, yeni tebliğnameyle dökme tavuk satışı yasaklanacak. Şimdi burada biraz hani müşterinin tercihin ötesinde alım gücünün de ben etkili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi baştaki konuya birkaç kelime daha eklemek istiyorum. Biraz önce altyazıda da gördüm köfte tarih olacak. Köfte bizim tarihimiz. Nasıl tarih olacak? Yani bunu tarihe gömecek olan insan da düşünemiyorum. Yani bizim geleneksel ürünlerimizden bir tanesi gerek köfte gerekse de sucuk. Yani bunu asırlardır yapıla gelen bir şeyi siz nasıl kaldıracaksınız? Yani şurada sanayinin sucuk yapmaya başlaması kaç senelik bir zaman içerisinde gerçekleşmiştir? Bunu düşünmek lazım. Yani geçmişte de bugünde de hiçbir olumsuzluğunu görmedim ben bunun. Kurban bayramlarında yapılır, her şey yapılır. Yani müşteri geliyor, kıymasını çektiriyor, baharatını karıştırtıyor, bunu sucuk doldur. Demek ki bu bizim yapımızdan gelen bir özellik. Yani atalarımızın yaptığı, babalarımızın, dedelerimizin yaptığı bir iş bizden ne deyip de esirgenecek onu da bilemiyorum. Yani bu memlekette her şeyi sanayici mi yapacak? Hiç esnaf ve sanatkar bir şey yapmayacak mı? Yapmayacak da nasıl ayakta duracak? Şimdi bakıyoruz esnafa destek verilecek. Nasıl esnafa destek verilecek? Sen esnafın ticari hayatını kısıtlayarak nereye kadar destek verirsin? Sonra müşteri bizi tercih ediyor. Yani şuradan dışarıya çıkalım, sıradan bir vatandaşa soralım size ne diyecek? Gelelim tavuk meselesine. Şimdi müşterinin istediğini alma, istediği kadar alma hakkı yok mu? Yani bir tabaklı ürünün içerisine 8 tane baget koymuşsunuz. Bir karı bir koca var ya da bir de çocukları var. 3 kişiler 4 tane ya da 5 tane baget istiyor ya da 3 tane but istiyor. Yok but paketin içerisinde 8 tane var. Ben sana 8 taneden aşağı veremem. Bu hangi mantığa sığar bilemiyorum. Yani sonuçta tabağa girdiği zaman da fiyatında da çok önemli bir yükselme söz konusu oluyor. Bunu biz defalarca izah ettik, defalarca gösterdik, ispat da ettik. Yani bu hiçbir şey bedavaya yapılmıyor. Bizim müşterimize jest olarak yaptığımız şeyi tavuk sanayicisi para olarak satıyor bunu. Yani bunu da değerlendirmek lazım. Bir tavuğu benim alıp müşteriye ızgaralık hale getirmem engellenmeye çalışılırsa bu işi yapmakta hiçbir mana yok ki. Yani ne yapacağız da biz işimizi icra edebileceğiz, sanatımızı icra edebileceğiz. Bunu alsın bütün tavuğu sanayici yapsın da tabağa koysun, satsın desek normal tavuğun fiyatının inanın bana en az 2 katına çıkar bu. Ne olur şimdi gelin bir kamera alın yanınıza. Örneğin kanat fiyatlarını ya da ızgaralık but fiyatlarını tespit edin. 3 ay sonra, 4 ay sonra mangal mevsimi başladığında bir de o zaman değerlendirelim. Bakalım o zaman tavuğun üstüne kuş mu konuyor da bu kadar pahalanıyor? Yani bunlar da hep dikkat edilmesi gereken şeyler. Biz bunları yetkililere hep anlattık. Ama yani bir takım sanayicinin lobisi maalesef esnafın sırtına binmeyi herhalde alışkanlık haline getirdi. Kanat dediniz, mangal dediniz, hani piknikçiler de özellikle bu soslardan yani kasaplarımızın yaptığı özel soslardan artık bu tebliğnameyle mahrum kalacaklar anladığım kadarıyla. Vallahi ben şu kadar söyleyeyim. Vallahi, müşteri talebi ne doğrultuda olursa biz onu yaparız. Yani ben müşterimin isteğine uyarım. Meslektaşlarımın da bütünüyle görüşü bu doğrultuda. Müşteri bizden ne isterse biz onu yapmakla yükümlüyüz. Zaten yapmazsak esnaflık geleneğinin dışında bir harekette bulunmuş oluruz ki o zaman dükkanlarımızı açmanın hiçbir manası yok. Yani ben mesleğimi yapmayacağım ya da
Biz asker değiliz, kimsenin emirleri de değiliz ki yani her şeyi bir kalıplar içerisinde yapalım. Biz o dükkanı açtıysak, o açtığımız dükkana açılış izni verilirken bir takım işlemler yapılmıştır. Yani bir takım kontroller yapılmıştır. Tabanı böyle olacak, duvarı şöyle olacak, şuradan havalandırması olacak, buradan soğutması olacak, kapısı böyle olacak. Siz bunları tamamlamadan bu iş yerine iş yeri açma izni verilmez. Ben bu işi yapmak üzere bu izni aldıysam, duvarıma da astıysam, işime de başladıysam işimle ilgili her şeyi yapabilirim. Bana gelen her türlü talebi karşılamaya çalışırım mesleki becerim doğrultusunda. Yani buna da kimsenin engelleme hakkının olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben düşünmüyorum. Dünden beri en az 1000 telefonla görüştüm neredeyse. Telefonum hiç susmadı. Bütün meslektaşlarım da aynı görüşü paylaşıyor. Yani Türkiye'de esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı 23.800 civarında kasap var. Sen bunu 5-10 tane sanayiciye değişeceksen bunu da yani bilmiyorum takdirlerinizi arz ediyorum. Nasıl olacak bu iş yani? Ne yapacağız da biz dükkanlarımızı açık tutabileceğiz? Tabii yani çok büyük bir rakam. 23.800 kayıtlı kasaptan bahsediyoruz. Hizmet veren işte mahallemizin, semtimizin kasabından bahsediyoruz. Ve bundan ailelerle bakıldığında çok geniş bir kesim. Bunlardan bahsetmiyorum. Şirket hüviyetine geçmişlerden bahsetmiyorum. Anladım, anladım. Daha da büyük esasında rakam, daha da büyük. Doğru mu? Etkilenecek olan rakam daha da büyük. Çünkü ticaret odasına kayıtlı arkadaşlarımız var. Doğru. Bir dönemde mesela şirket olmanın bir takım avantajlar getirdiği bunlara empoze edilmiş ve şirketleşmişler, limited şirket haline gelmiş. Ama normalde esnaf sanatkar kapsamında yani 30 kilo 40 kilo et satan adam şirket olsa ne olur, olmasa ne olur? Benim sonuçta meslektaşımdır. Yani ben onlar adına da kendimi konuşmaya hak sahibi olarak görüyorum açıkçası. Babam desen babam kasap, dedem desen dedem kasap, sülalemin mesleği bu. Memleketimin mesleği üstelik de. Evet, evet. Peki Sayın Yalçın da, şimdi şöyle bir durum da var. Gerçi siz bunları eleştiriyorsunuz. Biraz önce eski tebliğnameleri, tebliğleri dile getirerek doğru da bulduğunuzu söylediniz. Yani bazı sıkıntılı olaylar yaşanabiliyordu, gazetelerde yer alabiliyordu. Hani hijyen ve sağlık açısından. Hani yasaklamak yerine denetimlerin artması çözüm olamaz mı? Ya da ne bileyim bu tebliğde doğru bulduğunuz hiçbir şey yok mu? Olmaz olur mu? Biz her zaman yanlışa doğruya yani yanlışa doğru demek ya da doğruya yanlış demek gibi bir adetimiz yok. Mesela öteden beri bizim hep desteklediğimiz hazır kıyma satışı var. Bunu ben hem halk zararına hem de esnaf ve sanatkarın zararına bir ürün olarak değerlendirmiştim. Federasyonumuzun kurulduğundan beri de kaldırılması yönünde çalışmalarımız var. Geçtiğimiz tebliğde de bunda da bu yer alıyor. Bu da olayın doğru tarafı. Bir diğer husus da yani hijyen meselesi biraz önce de arz etmeye çalıştım. Bakın bizler hijyen kurslarından da geçtik. Yani hijyen gıdayla uğraşan işletmelerdeki bu hijyen için hatırladığımız kitap bile var. Yani bir kere her şeyden önemlisi dinimizin temeli temizlik. Yani diğer yabancı terimle de hijyen. Bu işin doğasından gelen bir özellik. Hiç kimse gereken temizlik koşullarını sağlamadan işinin başına geçmez. Bir kere bizim gömleklerimiz beyaz değil mi? Peki Sayın Yalçın da son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii yani özellikle küçük esnafı, şahıs işletmeleri, belki hani şirket de olsa dediğiniz gibi 30-40 kilo et satan o kasapları çok yakından ilgilendiren, belki de işlere değil mi yarı yarıya fazlasıyla düşürecek, bitirecek olan bu tebliğe karşı bir itirazımız var dediniz. Yetkililerle bir temasınız oldu mu, olacak mı? Bu konuda önümüzdeki süreçte federasyon olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani daha henüz öyle bir noktadayız ki aslına bakarsanız biz Türkiye'deki et mevzusunu konuşurken ki bu yayınlardan önce gündeme gelen bir durumdu. Birdenbire bunun piyasaya, basına servis edilmesini de açıkça biraz manidar buluyoruz. Yani Türkiye'de konuşulacak başka şeyler var.
Yani bu ne diye bugünü tutuldu da doğrudan gündeme getirildi? Bunu da anlamakta güçlük çekiyoruz. Biz sucuğun içerisine tavuk koyulmasına karşı çıktık. Bakanlık böyle bir uygulama başlattı, buna karar verdi. Sonuna kadar destekledik. Yani o günü onu yapan kimdi? Sanayiciydi. Yani sonuçta sucuk adı altında neler yiyordu millet bilemiyorum. Yani onu bakanlığın ilan ettiği bu tür uygunsuz davranışların yayınlandığı site var. Oraya girin bakın, bir tane esnaf görecek misiniz orada? Yani bütün olumsuzluklar sanayiciden. Yani gıda teröristinin yetiştiği yer esnaf dükkanları değil. Yani ben doğrunun her zaman arkasında olduk. Bu zaten vatandaşlık görevimizdir. Köftelerin içerisinde soyadan geçilmiyordu. Millet et diyeceğim diye ot diyordu. Buna karşı çıktık. Bakanlık köfteye soya katılmayacağı konusunda karar aldı. Alkışladık. Her çıktığımız televizyon programında basının önünde takdirlerimizi arz ettik ve bakanlığın kararının arkasında durduk. Ama bu kararı da bize yani sadece sanayici zarar görüyor diye böyle bir şey yapmak doğru değil. Eğer benim gerekli makine ve ekipmanım varsa, benim bunu yapacak düzeydeyse iş yerim, ne diye yasaklanıyor ki bu? Yani nasıl yapılacağının şeylerini koyun, kurallarını koyun. Ben de buna uyabiliyorsam yapayım, uymuyorsam sen şunu şunu yapmadın, onun için sana bu izni vermiyorum desinler. Yani kuru kuruya ben sana bunu yasakladım, bunu yapmayacaksın. Niye, her şeyi sanayici mi yapacak yani? Hiç kimse bir şey yapmayacak mı memlekette? Bizim itirazımız doğru olana değil. Bizim itirazımız bizi mağdur eden noktalara. Yoksa esnaf Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne kadar hep devletinin, milletinin hizmetinde olmuştur. Bütün olumsuzluklara rağmen esnaf üzerinde. Bakıyorum yani her gün olmasa da her yerden haber alıyoruz. Bakıyoruz bir şey çıktı yani bu perakende satışları düzenleme yasası. Bu işletmelerin geldiği memleketlere bakıyoruz. Pazar günleri kapalı. Ne oldu? Bizim memleketimizin özelliğine pazar günü açık. Evet. Nereden geldilerse onlar oradaki kanunlarla buraya geldiler. Yani ne oldu? Bir lobi pazar günleri de açık. Söyleyecek bir şeyim yok yani. Zaten memleket bizden vazgeçmiş de Allah sonumuzu hayra getirsin. Peki. Sayın Yalçın da teşekkür ediyorum efendim. Katıldınız, katkıda bulundunuz. Önümüzdeki süreçte şimdi başbakanlıkta hani ne zaman yürürlüğe girecek? Başbakanlık imzaladıktan sonra, resmi gazetede yayınlandıktan sonra ama hani buna itirazınız var, bu itiraz da dile getirilecek. Günlerde yapılan bir televizyon programında açıkça çağrıda bulundum. Sayın Başbakanımız birkaç defa aynı mekanda bulunma fırsatına eriştik. Orada esnaf çocuğu olduklarından bahsettiler ve esnafa her türlü desteğin sağlanacağını ifade ettiler. Yani şimdi bu durumda da onu imzalar çıkarsa benim de söyleyecek bir lafım kalmayacak. Yani bir tek çözüm var. Biz de yargı önünde ararız yani. Başka yapacağımız bir şey yok. Ne yapabiliriz ki başka? Ama esnaf nasıl desteklenecek? Onu da bilemiyorum yani. Benim ticari hayatımın önüne engel çıkarılarak destekleneceksem onu da bilmiyorum yani. Anladım. Çok onu net ortaya koydunuz gerekir. Esasında. Yani bu kadar televizyon söylüyor, bu kadar gazete söylüyor, bu kadar yayın yapılıyor. Buna karşılık yine de imzalar çıkarsa bu memleketin bu kadar adamını 4-5 tane sanayiciye, 5-6 tane bilmem neye değiştirecekse onu da bilmiyorum yani. Bunu da biz de değerlendiririz diyorsunuz esnaflar olarak. Çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın Dağdı konuğumuz. Et ve et ürünlerinin tebliği. Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı bu tebliğ Mehdi Eker Tarım Bakanı tarafından imzalandı ve Başbakan'ın önünde Başbakanlığa gönderildi. Sayın Yalçın Dağ'ın da dediği gibi benim babam da esnaftı, esnaf çocuğuyuz diyen Başbakan'ın bunu imzalaması tabii ki kasapları üzecek. Kasapların bu anlamda itirazı var. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçın Dağ bizzat
programımıza katıldı ve dile getirdi. Günün diğer gelişmeleriyle haber merkezine devam edeceğiz efendim.